Bugün 4 Ocak 2020 yılının ilk toplantısını yapıyoruz. Bu toplantımızın aslında hayırlı haberlerle açılmasını, başlangıcın hayırlı bir takım adımlarla atılmasını arzu ederdik. Ama ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri adeta harp ilan eder gibi hem uluslararası hukuku çiğneyerek hem de doğrudan doğruya kendi anayasalarını ihlal ederek Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve aynı zamanda Ebu Mehdi el Mühendis'i bir füze saldırısıyla katletti, şehit etti. Muhterem arkadaşlarım, bugün dünyanın herhalde başının en büyük dertlerinden bir tanesi, hatta en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump başkanlığında dünyanın belası haline gelmesi. Tabii ekonomik gücü, askeri gücü, siyasi gücü büyük olunca bu gücün tahribatı da çok ama çok fazla oluyor. Ne yazık ki Irak'ta bugün meydana gelen kargaşa ve katliam zemini hiç unutmayalım. Hep geriye dönüyorsunuz diyorlar ama bugünkü hükümetin iş başına gelirken sanki önceden yaptığı bir taahhüdü gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline destek vermesiyle başladı. Tam 1,5 belki bazı tahminlere göre 2 milyon insan katledildi. Seçerek katlettiler. Herhangi bir kişiyi de öldürdüler. Çocukları da katlettiler. Ama ne yazık ki aynı zamanda Irak'ta, Irak'ın kalkınmasına, Irak'ın kapasitesinin artmasına, güçlenmesine vesile olacak yüksek tahsilli kişileri özellikle suikastlerle öldürdüler. Tabii işin bir başka acı tarafı da var. Bugün Amerika bu acıyı yaşıyor. Bu katliamları yapanlara şimdi öğreniyoruz ki öldürdükleri sivil başına, katlettikleri çocuk başına büyük ödüller vermişler. Tabii bu katliamı yapanlar da insan. Kendi memleketlerine döndüklerinde şimdi bu acıyla buhranlar geçiriyor o insanlar. Seslerini dünyaya duyurmamaya çalışıyorlar. Ama bu buhranın, bu katliamın altında dünyada hangi güce sahip olursa olsun zalimler gelmiş geçmiş Amerika Birleşik Devletleri de kahrolup gidecektir. Buna inanıyorum. Tabii bu çerçevede Çin'de Uygur bölgesinde uygulanan vahşete de değinmeden geçemeyeceğim. Evet, bu bugün aniden olan bir hadise değil. Ancak hükümetle el ele, kol kola birlikte bu ülkeye zarar vermeye çalışanlardan bazıları da ya aslında Çin'de ne demek baskı zulüm? Tam tersi, bu adamlar eğitiliyor diyor. Evet, senin kafanda. Tam bir komünist mantığıyla. Buna yumuşak yaklaşmak mümkün mü Allah aşkına ya? Kamplara doldurulmuşlar. İnançlarından uzaklaştırılıyorlar. Ailelerin yanına güya eğitici maksadıyla mutlaka bir erkek veriliyor. Arkasından da deniliyor ki efendim bu aslında bir eğitimmiş. Böyle eğitim olmaz olsun. Böyle eğitim yani
düşman başına derler. Allah yardımcımız olsun. Buradaki kardeşlerimize yardım etsin. Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden Çin'e karşı oradan gelecek birkaç milyar dolara tamah ederek geri durmamalarını mutlaka bu konuyu gündeme getirip Çin'i bu konuda geri adım atmaya mecbur bırakmalarını bekliyoruz. Fertler olarak bizim üzerimize de düşen bir vazife var. Gücümüzün yettiği kadarıyla bütün Çin mallarına biz kendimiz bir tahdit koymalıyız. Satın almamalıyız. Dikkat etmeliyiz. Bugünün savaşları evet silahlarla da yapılıyor ama en güçlü savaş ekonomik sahada yapılan savaştır. Bunu da hepimiz biliyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir yılı konuşmama dönerek geride bıraktığımız bugün gönlümüz isterdi ki biraz önce sizlere ifade ettiğim hadiseleri değil de bizleri sevindirecek, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak konulara yer verelim. Ama her ne kadar 2019 yılı da umutlar karamsarlığa, beklentiler hayal kırıklığına dönüşmüş olsa da bizler inançlı insanlarız. Geleceğe her zaman umutla bakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz inançlıyız. Biz üzerimize düşeni bir hakkın yerine getirirsek Cenab-ı Hakk'ın bize hiç aklımıza gelmeyecek büyük zaferleri nasip edeceğine de kalpten inanıyoruz. Bizler bu yılda yaşanabilir bir Türkiye ve adil bir dünyanın kurulması için daha büyük bir çaba, daha büyük bir inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam aleminin, bütün insanlığın saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, geleceği inşa etmek için geçmişin muhasebesini yapmaya kesinlikle ihtiyaç var. İşin sonunu düşünen kahraman olamaz demişler. Allah akıl fikir versin. Devleti yönetenler kahraman olmayı devletin, milletin menfaatinden önünde tutuyorlarsa bu doğrudur. Ama bunu bir devlet adamı kesinlikle yapmaz. Filmler, senaryolar bizi bağlamaz Allah aşkına ya. Bu ne mantık? Bu nasıl bir anlayış? Başımıza neden bu sıkıntıların geldiğini ister istemez bu çıkışları duyunca daha iyi anlıyoruz. Ve sadece dua ediyoruz. Allah bunlara akıl fikir versin. Muhterem arkadaşlarım, 2019 yılının muhasebesini yapacak olursak maalesef bu yüzden tablonun çok da iç açıcı görünmediğine şahit oluruz. Bugün genel olarak kabul ediliyor ki bir ülkenin gücü ve itibarı 4 ana sahadaki gücüyle ölçülebiliyor. Bunlardan birincisi adaletin saygınlık kazanması, tesis edilmesidir. İkinci husus ekonomik güç, sanayi ve teknolojideki ülkenin geldiği seviyedir. Üçüncüsü eğitimdir. Eğitim sürecidir. Kalifiye insan yetiştirmeye
adanmış, tahsis edilmiş bir eğitim sisteminin olup olmamasıyla alakalıdır. Dördüncüsü de dış politikada tutarlılık ve istikrardır. Maalesef bu dört konuda da her geçen yılın bir öncekini aratır mahiyette olduğuna şahit oluyoruz. Adalet son yıllarda en çok yara alan kurum oldu desek abartmış olmayız. Adeta güven bütünüyle ülkemizde sarsıldı. Yargı bütünüyle iktidarın tahakkümü altına girdi. Böyle gözüküyor. Yargı adaletin tesisi için değil, iktidara muhalif olanların susturulması için kullanılıyor ve kullanıldı. Böyle bir ülkede ne huzur olur, ne barış olur, ne yatırım olur. Herkes bunu bilmeli, bunu görmeli. Eğer buna dikkat edilmezse ülkenin hiçbir sahada ileriye adım atması mümkün olmaz. Eğitim elbette ülkemizin en büyük zenginliği olan gençlerimizin, genç nüfusumuzun potansiyelini faydalı bir şekle getirmek, artırmakla olur. Biz ne yazık ki bu gençlik cevherini işlemekten aciziz. Çocuklarımız adeta yarış atı misali bir sınavdan öbürüne koşturuluyor. Çocuklar sınava hazırlanmaktan hayata hazırlanmaya bir türlü geçemiyorlar. Ancak bir ülke için en büyük tehlike, biraz önce de ifade ettiğim gibi, umudun yitirilmesidir, kaybedilmesidir. Özellikle de yeni yetişen gençliğin umudunun yitirilmesidir. Bu sebepledir ki kalifiye insan gücümüz özellikle lise çağında, üniversite çağında yurt dışına gitmeyi, kendi ülkesinde kalmaya tercih eder hale getirildi. İnsan her şeyini kaybedebilir ama bir ülkede umut kaybolursa işte o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. Adalet saraylarda, umut piyango biletlerinde, iddia bayilerinde, bahis oyunlarında aranıyorsa işte o zaman esas tehlike başlıyor demektir. Haberlerde gördüğünüz son zamanlarda en kalabalık yerler nereleriydi? Maalesef piyango gişelerinin, bayilerinin önü. Düşünün, 80 milyonluk ülkede 90 milyon piyango bileti bastırılmış. Sadece yılbaşı çekilişi için bastırılan bilet sayısı 37 milyon. Diğer şans oyunlarını, kumarı bunlara dahil etmiyorum. Biraz önce tekrar tekrar söyleme ihtiyacını duyuyorum. Söyledim gene. Bir milleti ayakta tutan en önemli şey geleceğe ait umutlarıdır. Ancak bu umutlar maalesef kayboluyor. Yapılan araştırmalara göre genç nüfusta yurt dışında yaşama isteği her geçen yıl süratle artıyor. Genç nüfusta göç lise düzeyine kadar indi. Neden derseniz, çünkü bir devlet vatandaşının refahını temin edemez, onlara umut aşılayamazsa onlar da piyango biletlerine veya yurt dışına umut bağlamaya başlarlar. Bu kaçınılmaz bir vakıa haline gelir. Allah yardımcımız olsun. Bu tehlikeyi
iktidarın ne gördüğüne belki de görüyordur. Ama hissettirmiyor, ne de buna bir çözüm aradığına şahit olabiliyoruz. Herkes şunu bilmeli, bu çözüm bugün bu salonda bulunan sizlerin yüreklerinde, omuzlarında, zihinlerinde yer bulacak. Çözümü siz bu memlekete getireceksiniz. Bu noktadaki mesuliyetinizi bundan dolayı hiçbir zaman bir kenara itmeyeni unutmayın. Muhterem arkadaşlar, son gelişmelere dikkat ettiğimiz zaman ne yazık ki en vahim tablolardan birisinin de dış politikada yaşandığına şahit oluyoruz. AK Parti hemen her konuda rotasını kaybetmiş bir gemiye benziyor. Bir oraya bir buraya saldırmaktan ne yapacağını bilemez bir hale gelmiş bulunuyor. Kabadayılıkla meseleleri halledeceğini zannediyor. Bundan dolayı da işin sonunu düşünmeden hareket ediyor. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi devletin en üst kademesinde bulunanlar geleceği düşünürlerse kahraman olamazlar fikri bunların kalbine yerleşmiş. Çok film seyrediyorlar anlaşılan. O filmdeki senaryoları da büyük ihtimalle kendileri yazdırıyorlar. Ama arkasından da geçip kendileri de inanıyorlar işin garip tarafı. Bu sebeple komşularla sıfır sorun diye yola çıktılar. Ama maalesef bugün sorunlu olmadığımız neredeyse hiçbir komşu kalmadı. Maalesef bölgemizde Moğol istilasından bu yana görülmedik bir kargaşa ve kaos hakim. Demokrasi getireceğiz diye girilen her yer daha büyük bir felaketin başlangıcı oldu. İstikrar sağlayacağız diye girilen her yer daha büyük bir kaos ortamına sürüklendi. Daha büyük bir karanlığın içine itildi. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Irak, işte Suriye, işte Libya. Irak'ı sözde Saddam'dan kurtarmak için 1,5-2 milyon Iraklının hayatını kaybettiğini ve Irak'ın paramparça olduğuna şahit oluyoruz. Hem de biz bu desteği Türkiye olarak biz diyorum. Çünkü biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir emperyalist ülkenin kendi menfur emellerini gerçekleştirmek için yaptığı Irak harekatına destek vererek biz bunu gerçekleştirdik. Bunun hesabını inanıyoruz ki Cenab-ı Hak mutlaka ve mutlaka sorumlulardan soracaktır bir gün. Suriye'ye sözde demokrasi ve insan hakları getirmenin maliyeti 600 bin can, 16 milyon da mülteci, masum bedenler, ailen bebeklere mal oldu. Libya'yı Kaddafi'den kurtarmak binlerce Libyanının ölümüne, parçalanmış bir İslam ülkesinin ortada kalmasına sebep oldu. Bildiğiniz gibi Libya'ya asker gönderme tezkeresi meclisten geçti Salı günü. Şimdi biz Irak'a asker gönderiyoruz. Libya'ya, düzeltiyorum. Biz prensip olarak asker göndermesinin gerektiği bir noktada elbette askerin gönderilebileceğini düşünürüz. Ancak bazı gerçekleri de aziz milletimizle paylaşmayı bir vazife biliriz. Libya nasıl bu hale geldi? 2011 yılında
Libya'yı Kaddafi'den kurtarabilmek için bütün dünya harekete geçti. Libya'ya huzur, barış, demokrasi, özgürlük ve istikrar getirilecekti. Kaddafi ortadan kaldırılacaktı bu istikrarı bozan. Bundan dolayı da Kıbrıs'ta Kıbrıs Barış Harekatı'nda bütün dünya bize sırtını çevirmişken bize destek veren, el uzatan tek insan Kaddafi ortadan kaldırıldı. O Libya ki bütün dünya Türkiye'ye ambargo koymuşken her türlü desteği Türkiye'ye vermekten çekinmedi. Libya'da Kaddafi'nin devrilmesi için NATO'nun emrine verdiğimiz tam 5 tane gemi bir de denizaltımız vardı. Bu iktidardaki AK Partili arkadaşlar Kaddafi'nin devrilmesi için meclisten tezkere çıkardılar. Ve bu gemiler böylece Libya'ya gönderildi. Önce karşı çıkılmıştı zaten. Ne işi var NATO'nun Libya'da diye. Arkasından da karar alınınca karara mani olabilecekleri halde olmadılar. Çünkü NATO bütün kararları ittifakla alır. Arkasından destek vermekte tereddüt etmediler. Kaddafi gidecek, huzur gelecekti. Libya özgür olacaktı. Oldu mu? Ne yazık ki hayır. Tam tersine Libya bölünüp parçalandı. 6'ya, 7'ye bölündü. Libya'da 32 aşiret olduğu söyleniyor. Hatta daha fazlası ama büyük aşiretlerle 32 aşiret birbirleriyle ne yazık ki çatışıyor. Libya'da bugün kan gövdeyi götürüyor. Libya'da kardeş kardeşi vuruyor. Libya'da can güvenliği yok, mal güvenliği yok maalesef. Peki nerede Amerika? Nerede sözde müttefikimiz NATO? Nerede kürsülerde dünya beşten büyüktür diye haykırdığımız Birleşmiş Milletler? Nerede de olduğunu ben söyleyeyim. Hepsi el birliği yapmış. Akdeniz'de kuyumuzu kazmaya hazırlanıyorlar. Saadet Partisi olarak Suriye'de uyardığımız gibi Irak'ta da uyarılarımızı Irak'ta uyardığımız gibi Libya'da da bu arkadaşlarımızı uyarmayı bir vazife biliyoruz. Bunu yaptık. 2011 yılında ikaz etmiştik. Yanlış yapıyorsunuz. Mesele Libya değil, mesele Kaddafi değil. Mesele barış, özgürlük, demokrasi değil. Peki mesele ne? Evet biraz uzakta gibi gözükse de mesele Büyük Orta Doğu Projesi. Aslında esas adıyla Büyük İsrail Projesi. Biz bu sebeple eğer buraya destek verilirse bir İslam ülkesinin daha parçalanacağını, perişan edileceğini söylemiştik. Dinlemediler. İşte geldiğimiz nokta. Harap olmuş bir Basra, harap olmuş bir Bağdat, harap olmuş bir Trablusgarp önümüzde ne yazık ki. Değerli kardeşlerim, il başkanlarımız, hanım kolları başkanlarımız, gençlerimiz, bölgede her ülkenin bir A planından, B planından, C planından bahsediliyor. Bunların aslında hepsi teferruat. Esas olan ırkçı emperyalizmin İslam coğrafyası üzerindeki tek planını biraz önce ifade ettiğim gibi görmektir. Büyük Orta Doğu projesinin ne olduğunu anlamaktır. Bunun bir
İsrail projesi olduğunu aslında idrak etmektir. Bugün İslam coğrafyasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, İngiltere'den Fransa'ya tam 64 ülkenin askeri gücü olduğunu biliyoruz. Namlular topyekün İslam dünyasını hedef almış. Bu askeri yığınağın esas amacı İslam dünyasını daha da bölüp parçalamak, ayakta duramaz hale getirmektir. O zaman İslam coğrafyası olarak bizim tek bir plana ihtiyacımız var. Bu da büyük İsrail projesinin ne olduğunu idrak etmek, bunun gerçekleşmesine mani olabilmektir. Bunun yolu güçlü ülkelerden yana olmak, onlarla birlikte olmak değildir kesinlikle. Bunun yolu bu tehdidin altında kalacak olan İslam ülkeleri başta olmak üzere geri kalmış bütün ülkeleri bir araya getirmek, toplu bir direnç gösterebilmektir. Zayıf ülkeler bir araya gelse ne olur dememeli. Birlik bizatihi ciddi bir güçtür. Bunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da biz bütün gücümüzle Batı'dan medet umacağımıza, Batı'nın oyununa gelmeden nasıl ayakta durur, bu birlikteliği nasıl oluştururuz, bunun üzerinde kafa yormak, çaba sarf etmek elzemdir. Bugün maalesef bölgede atılan her yanlış adım telafisi imkansız demesek de çok güç sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İşte bugün Türkiye'nin gündeminde olan tezkere ve Libya'ya asker gönderme konusu yanlış atılacak adımlarla vahim bir sonuç doğurabilir. Bunu arkadaşlarımız ısrarla dile getirdiler. Biz de dile getirdik. Ama bunu bizim burada bir defa daha tekrar etmeye ihtiyacımız var kanaatindeyim. Şu 10 maddelik uyarılarımız hem milletimize hem de tarihe karşı sorumluluğumuzun bir ifadesi olarak aktarılmayı bizi mecbur kılıyor. Bir, Türkiye'miz büyük bir devlettir. Her türlü dış tehdit ve saldırıya karşı verecek güce sahiptir. Ancak Libya dahil İslam ülkelerine yönelik politikalarında tarihsel tecrübesine ve bölgesel ağırlığına uygun bir sorumlulukla hareket etmek mecburiyetindedir. Biz elhamdülillah her türlü tehlikeye karşı hayatımız dahil bütün varlığımızı feda ederiz. Ama netice olmak, netice almak bununla sağlanmıyor. Koskoca 600 yıllık bir devlet olan Osmanlı tarihe karıştı. İnsanlarımız canlarını vermekten çekindikleri için değil, o zamana kadar alınması icap eden tedbirler alınmadığı için ne yazık ki. İki, Libya konusunda daha önce düştüğü hatalara iktidar düşmemeli. Kesinlikle sıcak çatışmaların içinde taraf olmamalıdır. Arabuluculara karşı arabulucu rolünü üstlenmelidir. Üç, savaşı başlatmak kolaydır. Ama bitirmek zordur. Şartlar ne olursa olsun barış için diplomatik kanallar sonuna kadar açık tutulmalı, hatta zorlanmalıdır.
Akıl bir şeyin sonunu görebilmektir. Coğrafyamızda yeni bir savaş ortamı oluşturmak isteyen küresel oyunlara karşı uyanık ve dikkatli olunmalıdır. Atılacak her adım Türkiye'nin tarihi tecrübesine uygun bir hassasiyet ve teenni ile atılmalıdır. Sonu düşünülmeden değil, kahraman olmak için kesinlikle değil. 5. Libya'da kalıcı bir istikrar ve barış ortamının silahla değil, taraflar arasında diyalog ve müzakere ile sağlanacağı asla unutulmamalıdır. 6. Bu süreçte Türkiye'yi sıcak bir savaşın içerisine sürüklemek isteyen küresel plan ve oyunlar göz ardı edilmemeli, provokasyon ihtimaline karşı çok dikkatli olunmalıdır. 7. Bölgemiz üzerinde büyük Orta Doğu projesi uzun zamandır yürürlüğe konulmaya çalışılmaktadır. Bunu biraz önce yine söyledim. Bu çerçevede bölgemizde yaşanacak yeni bir sıcak çatışma Müslümanlara değil, böl, parçala, yut politikası uygulayan küresel güçlere hizmet edeceği unutulmamalıdır. 8. Türkiye şu an İslam Birliği Teşkilatı'nın D8'lerin ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi 3 önemli dünya kuruluşunun dönem başkanlığını üstlenmiş bulunmaktadır. Bu büyük bir imkandır. Bu önemli platformlar mutlaka harekete geçirilmeli. İslam ülkeleri ve uluslararası kamuoyu nezdinde Türkiye'nin tezleri güçlendirilmelidir. Benim buna hafsalam almıyor. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, hem de D8'lerin dönem başkanlığı sizde olacak. Bu kaos ortamında bu ülkeleri bir araya getirmek için tek bir adım atmayacaksınız. Bunu gafletten başka herhangi bir kelimeyle izah etmek mümkün değil muhterem arkadaşlar. Dokuz, bütün İslam dünyası temsilcilerinin yer aldığı geniş katılımlı bir barış konferansı tertip edilerek Libya, Akdeniz, Suriye ve Irak'taki gelişmeler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Son 10, bu son uyarıyı biraz da hicap duyarak yapıyoruz ama dış politikada bu hassas gelişmeler kesinlikle iç politika malzemesi yapılmamalı, bir seçim politikası haline getirilmemelidir. Kahramanlığa özenerek atılacak adımlar sadece bu ülkeye zarar verir. Bu da unutulmamalıdır. Maalesef AK Parti'deki arkadaşlar bütün meseleleri politik bir araç olmaktan öteye düşünce imkanına sahip değiller. Bundan dolayı bu hassasiyeti özellikle dile getiriyoruz. Çünkü alkış alacağız diye en hassas cümleleri ilçe kongrelerinde bile bir slogan haline getirmekten hiç çekinmiyorlar. Hamasi nutuklar atıyorlar. Belki 2-3 fazla alkış alıyorlar ama şunu unutmamalılar ki Türkiye'nin geleceğini de tehlikeye atıyorlar. Muhterem arkadaşlarım, tabii dış politikada her zaman söylüyoruz, etkili olmak ancak güçlü bir ekonomi ile mümkündür. Ekonomi düzelmeden nereye elimizi atsak orası elimizde kalır.
Ama ne yazık ki diğer sahalarda olduğu gibi ekonomi de ciddi ve çok büyük sıkıntılar içerisindedir. Çünkü bunu sadece vatandaşlar değil, hepimiz kendimiz de yaşayarak görüyor ve hissediyoruz. Herkes borçlu Türkiye'de. Şahıslar borçlu, şirketler borçlu, holdingler borçlu, devlet borçlu. Vatandaş borçla yaşamaya adeta alıştı, adapte oldu ama sıkıntılarının ne olduğunu da her geçen gün biraz daha hissetmeye başladı. Tarım çökertilmiş, hayvancılık maalesef bitirilmiştir. İşsizliğin yanında hayat pahalılığı da insanımızı perişan etmektedir. Gün geçmiyor ki petrole, gaza, elektriğe yeni bir vergi konulmasın, yeni bir zam yapılmasın. İktidar kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almakta hiç tereddüt göstermiyor. Hükümet işin kolaycılığına kaçtı. Yeni kaynaklar bulma yerine zam, vergi ve borçla fakir fukaranın sırtına yeni yükler eklemektedir. Zam yapmakla, vergileri artırmakla işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, dul ve yetime verirken çok cimri davranan iktidar, rantiyeye verirken bonkörlükten hiç vazgeçmemektedir. Bununla ekonomi düzelmez. Milli otomobili tanıtırken Erbakan'ın hayali gerçekleşti diyorlar. Erbakan'ın yolundan gittiklerini iddia ediyorlar. Ama bilmeliler ki Erbakan hiç böyle davranmadı. Bütün ömrü boyunca Erbakan ciddi adımlar atmayı, milleti oyalamak, aldatmaktan önüne aldı. Hiç onunla uğraşmadı. Milleti aldatma yoluna hiç girmedi. Risk aldı ama bu millet için aldı. Biz Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde, evet aradan epey bir zaman geçti, tam 24 yıl oldu ama iktidara daha gelir gelmez içinde bulunduğu şartları dikkate alarak memura %130'un üzerinde zam yapmaktan tereddüt etmedi. Bağkurluya ortalama %350, kimisine de %500, 600, 700 çok düşük maaş alanlara zam yaptı. Bunun arkasından ticari hayat canlandı. Esnaf karlılığı yaşamaya başladı. Yüzü güldü. Anadolu insanı rahat bir nefes aldı. Bugün bile insanlar o günü hatırlıyor. O gün olmasaydı bir bugün açımızdan ölürdük diyorlar. Havuz sistemini kurdu. Denk bütçe yaptı. Kaynak paketleri hazırladı. Ve reel ekonomiye geçti. Rantiyeciye giden paraları çalışarak üreten Anadolu insanına aktardı. Erbakan'ın yolundan gitmek, güzel laflar üretmekle olmaz. Ancak doğru, isabetli icraatlarla olur. Bunu hala bugünkü arkadaşlar anlayamadılar ne yazık ki. Muhterem arkadaşlarım, bu nedenle bir kez daha söylüyorum ki milli görüş politikalarına dönülmedikçe ne ekonomi düzelir, ne dış politika düzelir, ne de halkımız huzur ve refaha kavuşur. Çünkü milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır. Milli görüşçüler almak için değil, vermek için iktidara gelme azmindedirler. Milli görüşçüler değişmek için değil, toplumu müsbet istikamette değiştirmek için çaba sarf ederler. Bu iş
milli görüşçülerin, yani bizim işimizdir. Saadet Partisi güçlü ve bağımsız bir ekonominin, bu ekonomiye sahip bir ülkenin, Türkiye'nin teminatıdır. Saadet Partisi şahsiyetli bir dış politikanın da teminatıdır. Saadet Partisi küresel politikalara figüran olmak için değil, D8'leri hayata geçirmek, İslam ülkelerini ve bütün geri kalmış ülkeleri ayağa kaldırmak için vardır. Saadet Partisi huzurun ve barışın teminatıdır. Ahlaki ve manevi kalkınmanın sahibidir. Kardeşlik ve kucaklaşmanın en önemli unsurudur. Bu sebeple bir bütün olarak ele aldığımızda Saadet Partisi Türkiye'mizin geleceğinin teminatıdır. İnşallah 2020 yılı yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması için bir milat olacaktır. Yolumuz uzun ancak vaktimiz azdır. Bundan dolayı da bütün gücümüzle çalışmaya mecburuz. Kapı kapı dolaşıp milletimizi uyarmaya mecburuz. Alınları secdeden kalkmayan ama maalesef gerçekleri görmeyen kardeşlerimize biz el uzatmak mecburiyetindeyiz. Şaşırmış, şaşkına dönmüş, hayattan, inançtan umudunu kesmiş insanların umudunun bizde olduğunu bütün millete anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu oturarak olmaz. Bu planlı, programlı bir şekilde. Ne yapacağını bilen bir teşkilat olarak mümkündür. Ama çok çalışmayı gerektirir. Şunu hemen ifade edeyim sözlerimi toparlarken. Ben şahsen genel seçimlerin bu yıl değil en erken 2021 yılı içinde gerçekleşeceği kanaatindeydim. Hem de 2021'in sonuna doğru. Ama atılan bu adımlarla şu kanaat bende doğmaya başladı. Arkadaş bunlar kahramanlık yapıp sonu belli olmayan maceralara girmeyi politikanın bir gereği olarak görüyorlar. Böyle bir kanaat doğdu bende. Onun için biz ne olur ne olmaz bu yılın sonbaharında seçim olacakmış gibi çalışmaya mecburuz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Kolları sıvayacağız. Bugüne kadar yaptığımız artık sonuna geldiğimizi zannettiğimiz fedakarlıklarımızın çok daha fazlasını bu dava için harcayacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sizlere güç ve kuvvet versin. Yolumuzu açsın. İnşallah istikrarlı, sonunu gördüğümüz, ümit ettiğimiz hedefe ulaşabilmek için bize yardım etsin, sizlere yardım etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Esselamu aleyküm muhterem.